üzerinde tutuklanan, şu anda tutsak edilen tüm mücadele arkadaşlarıma sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum. Buradan kendi mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm bu saldırılar karşısında önemli bir direniş odağının kendisini sürdüreceğiz. Tüm bu olumsuzluklar karşısında ama iktidar yetememezlikleriyle özellikle yerel seçimlerde gördüğümüz burada meşguliyetini gitgide yitirdiğini görüyoruz. Yerel seçimlerde gördük ve bunun öncesinde de aslında bunu söylüyorduk. Meşruiyet krizinin içerisindeler, toplumsal bir destek alamıyorlar hem rejimleri açısından hem de bu yarattıkları yoksulluk açısından. Kendileri bu krizi çözmekten öte bunu daha da derinleştirecek bir politikanın içerisindeler. Burada biriken öfke kendilerini yıkacak olan, kendilerinde oluşacak olan bir öfkedir. Biz bu öfkeyle hareket ediyoruz. Biz bir iradeyle tam bu öfkenin yaratmış olabileceği devrimci dinamiğin kendisiyle buluşuyoruz. Buluşmak için bugün de yaptığımız konferans ve sonrasında yapacağımız çalışmalarda bunun göstergesi olacak. Patriarkal kapitalist düzenin gündelik faşizm koşulları, şok doktrinleri yüzünden kadın hareketinin kendiliğinden niye savrulması riski var. Bu riski sadece rutin takvime, sadece kriz durumlarına ve böyle durumlara aksiyon alma halini tartışıyor muyuz? Bu potansiyeli tartışıyor muyuz? Diyalektik bir tarih anlayışına sahip olan biz sosyalist feministler açısından hem tarihi belirleyen hem de tabii ki belirlenen fakat özellikle güç alanlarında, güç birikmesi dönemlerinde de çıkış, kırılma yaratabilecek öznelerden bahsediyoruz. Bizleriz onlar. Ve bu birikim alanlarında buna, bu çıkışa, aslında konuşmanın başında feminist çıkış dediğim, çoğumuzun belki yeni bir yol diyebileceği, bu yolda devrimci, militan bir feminist mücadeleye dönüp baktığımız zaman, özellikle son 10 yıla özellikle baktığımız zaman, Orta Doğu'da ve Güney Yarımküre'de bu hattaki kadın isyanlarında somutlaşmış olması tesadüf değil. Yani bu devrimci ve militan bir feminist hattın, kadın mücadelesinin bu hatta artık somutlaşmaya, bir kırılma eşiğine geldiğine inanıyoruz. İşte karşımızda bu çalışma rejimini hayata geçirmek isteyen bir sermayenin iktidarı var. Bu konferanstan söylüyoruz. Şimşek programını uygulattırmayacağız. Nasıl ki işçi direnişlerin en önünde bizleri gördünüz, yine görmeye devam edeceksiniz. Nasıl ki 1 Mayıs'ta, 8 Mart'ta, 25 Kasım'larda sayısız eylemde binlerce sosyalist, feminist, devrimci karşınıza dikiliyoruz. Yine her yerde karşınıza dikilmeye devam edeceğiz. Son olarak buradan bir kez daha söyleyelim. Van halkının iradesini savunduğu için tutuklanan yoldaşımız Sibel'i, kız kardeşimiz Seda'yı 1 Mayıs'ta Taksim iradesini yükseltirken tutuklanan 74 arkadaşımızı da alacağız. Kurmaya çalıştığınız sömürü ve faşizm düzenine izin vermeyeceğiz. Ve hiç şüpheniz olmasın yoldaşlar. Muhakkak ama muhakkak biz kazanacağız. Sosyalistler, feministler, devrimciler kazanacak. Bir katliam yasa tasarısı. İşte 30 gün içerisinde sahiplenilmemiş sokak hayvanları sahiplenilmemiş. Bu da çok tehlikeli bir kullanım. Bunların uyutulmasından bahsediliyor. Bu tabii böyle uyutulmak deniliyor. Çok somut şey, işte acısız bir şeymiş gibi gösteriliyor ama hiç de öyle değil. Bayağı kanlı bir süreçten bahsediyoruz. Sokak hayvanlarının katledilmesinden bahsediyoruz. Buna karşı da bir nöbet başlatıldı. Hafta işleri 18-21 arası Beşiktaş İskele Meydanı'ndayız. Buradan da feministleri, feminist yol arkadaşlarımızı oraya çağırırız. Hafta sonları da 15-21 arası. Hatta başlamış, birazdan başlayacak. Orayı güçlendirmek, bu yasayı geçirmemek durumundayız. Bu çünkü sadece sokak hayvanlarıyla sınırlı kalan bir şey değil. Bu tüm toplumun tüm ötekilerine yansıyacak bir yasa. Kadınlara, çocuklara da gelecek bir yasa. Çünkü kamusal alanı düzenlemeye çalışıyor. Toplumsal alanı düzenlemeye çalışıyor. Benim izin vermediğim kimse orada yaşayamaz diyor. Sadece ıslah edebilirim diyor. Ancak benim izin verdiğim kişiler benim izin verdiğim şekilde yaşayabilir anlamına geliyor. Bu nasıl kadınlara, çocuklara yansıyor? Kadınların eve kapatılması, çocukların cemaat yurtlarına kapatılmasıyla çok benzer süreçler. Hak mücadeleleri bir bütündür. O yüzden hepsini bir arada yükseltmek, sesini çıkartmak zorundayız. Kamusal alanın bu şekilde düzenlenmesine, toplumsal hayatın bu şekilde düzenlemelerine izin vermemeliyiz.
Bayram sokakta yaşayan transların evlerinin mühürlenmesi, yeryüzü sofrası pikniği gerçekleştirmek istendiğinde 9 kişinin gözaltına alınması, 2 gün önce İzmir'de Bornova sokakta transların evine silahlı saldırı gerçekleşmesi, iktidarın LGBT artılara dair yürüttüğü nefret politikalarının erkek devlet şiddetinin çıplak örneklerinden sadece bazıları. Ama tabii ki de tüm bu nefret politikalarının yanında yeryüzü sofrasında buluşulduğu piknik kahkahalarıyla gerçekleştirildi. 8 Mart, bayrak sokak transların sloganlarıyla kutlandı. Tüm engellemelere rağmen LGBT artı mücadelesi sürdü ve sürmeye de devam edecek. 8 Mart'larda da, 1 Mayıs'larda da, Van halkının direnişlerinde de, Pride'da da sokaklardaydık ve sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Türkiye'de de dünyada da var olan LGBT artı kadınlara yönelik düşmanlık politikalarına karşı diyoruz ki, her zaman vardır, var olacağız, nefrete inat, yaşasın hayat. Göçmen kadınların özneleşme sürecinde yerel kadınlara düşense, kendi bulundukları avantajlı konumlarını, örgütlenme pratiklerini göçmen kadınlarla paylaşmaktan, ortaklaşmaktan geçmektedir. Bugün bu yüzden biz, yanı başımızda bizimle benzer sorunlar yaşayan kadınlarla bizi karşı karşıya getirebilecek erkek devleti aklından kendimizi sakınmalı, kadın dayanışmasını nasıl daha fazla büyütebileceğimizin olanaklarını aramaya koyulmalıyız. Tarihsel bir süreçte kadınlara, emekçilere, LGBT artılara baskının bu denli yükseltildiği bir dönemde kadın mücadelemizi vermekten vazgeçmiyoruz. Çünkü bu uzun süredir bir yaşam mücadelesi, bir yaşam savaşı haline gelmiş durumda biz kadınlar için. Dünyanın dört bir yanında, İran'da, Filistin'de kadınlar yaşamları için direniyorlar. Kürtaj hakkı için direniyorlar, özgürce sokaklarda yaşayabilmek için direniyorlar. Biz de bu direnişin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz ve kadınlar için eşit ve özgür bir yaşamı kazanana kadar da mücadelemize mutlaka devam edeceğiz. Bu uğurda yaşamını kaybeden, tutuklanan, sindirilmeye çalışılan tüm kadınların sesi olacağız. Yaşasın kadın mücadelesi, yaşasın feminist dayanışma. Ya bir noktada okullarda ne gibi baskılar giriyoruz? Biraz bunlara da değinmemiz gerekiyor. Ben bir kadın olarak müdürün odasına giremiyorum. O oraya girerken beni endişeler taşıyor. Bir müdür tabakalaşmanın çok çok büyük bir göstergesi. Ben neden kendi öğretmenim diyebileceğim bir kişiyle konuşamıyorum? Onun dışında liseli akranlarım, erkek akranlarım karşısında her zaman bir ezik bir birey olarak görünmeye başlıyorum. Benim sözümü kimse dinlememeye başlıyor. Öğretmenimle konuşurken bile gerçekten o ast üst ilişkisini çok derin hissetmeye başlıyor. Onun dışında bir kulüp kurmaya çalışma vesaire de yani o kadar da kale alınmıyorum. Onun dışında sınav sistemi, ya bugün sınav sistemi biz kadınları çok daha fazla çıkmaza sürüklüyor. Birincisi çok fazla değişiyor. Yani bir sisteme alışmadan, o sistemin sonucunu öğrenmeden, daha görmeden, deneyimlemeden başka bir sistemin içerisine giriyoruz ve o sistemin sorularıyla çalışmaya başlıyoruz. Yani bu bizi inanılmaz oradan oraya atmaya ve gerçekten büyük bir belirsizliğin içerisine atmaya başlıyor. Yani geleceğini garanti altına alan ama aynı zamanda kendi istediği rejimin bütün toplumsal dönüşümü. Bu yüzden 7'den 70'e bu ülkeyi işçileştiriyorlar. MESEM diye bir şey çıkıyor. Bu yüzden liseli arkadaşlarımız haftanın 4 günü fabrikalarda, iş yerlerinde çıraklık adı altında çalışıyorlar. Bir günü sadece okula gidiyorlar. Bu yüzden ÇEDES diye bir projeyi çıkartıyorlar. Orada öğrenci arkadaşları kendi dini istismar eden çıkarları için çeşitli etkinliklerde, görüntülerde, çeşitli ideolojik dönüşümlerle birlikte götürüyorlar. Ölürken bile bu dünyaya eşit olabilmeyi önerir bizim inancımız. O yüzden de dediğim gibi öyle bulaşık makinesi boşaltılınca elde edilecek bir kavram değil elbette. Bir diğeri Alevilerden hani çok duymuşsunuzdur. İşte bu devlet bizi asimile etmeye çalışıyor. Evet, bu devlet bizi asimile etmeye çalışıyor ama devlet asimile ederken bizi sadece sünnileştirmeye çalışmıyor. Yani biz Aleviler asimilasyonu da biraz parçalı okuyoruz. Evet, devlet bizi sünnileştirmeye çalışıyor ama aynı zamanda devlet tüm diğer karakterlerini de bize yükseltmeye çalışıyor. Yani bizi aynı zamanda erkekleştirmeyi,
aynı zamanda iktidarlaştırmaya da çalışıyor. Doğal olarak da asimilasyonu parçalı okumamız kendi içimizdeki eşitlik kavramını da ciddi etkileyen ve aynı zamanda dediğim gibi hani asimilasyonu sadece inanç üzerinden okuyup içerideki evrileşmeyi görmenin önünde büyük bir engel taşıyor. İşte tam da bunlara ilişkin dediğim gibi bizim kendimizi kurtarılmış sanma halimizden önce bir kurtulmaya ihtiyacımız var kadınlar olarak ve aynı zamanda Türkiye Kadın Hareketi ile de birleşmeye çok büyük ihtiyacımız var. Çünkü o kadar çok ortak söz üretiliyor ve o kadar çok deneyim bir araya geliyor ki hepimiz bu deneyimleri birleştirip burası üzerinden yürüdüğümüz andan itibaren çok daha güçlü bir yere gideceğimizi düşünüyorum. Biz 1-8 Mart'ta Alevi Kadınlar diye pankart açmıştık. Belki arkadaşlarımızdakiler, herkes bizimle resim çekilmişti. Yani ilk defa meydanda böyle bir şey görmek, meydan logosuna dönüşmek ve resim çekilen. Yani öncesi yok, sonrası da güçlü gelişmemişti. Diliyorum, temenni ediyorum mor dayanışma, aynı zamanda Alevi kurumlarındaki kadınlarla da ortaklaşmayı kendine bir hedefe dönüştürür. Çünkü dediğim gibi Türkiye Kadın Hareketi ile birleşmeyen hiçbir kadın hareketi sadece kendi deneyimiyle elbette ki yol alamıyor. Tabii ki özgünlüklerimiz var, tabii ki farklılıklarımız var ama ortak ilkelerde birleşmediğimiz sürece de yol alma şansımız olmuyor. Ben çok teşekkür ederim. Bu 10 yıl hani lafını duyunca 10 yıl aslında bizim de kadın olarak şahitlik ettiğimiz en yıkıcı 10 yıllardan biri. Kadın hareketinin kuruculuğuna en çok saldırılan 10 yıl. Kadın hareketini savunmaya çekmeye çalışılan bir 10 yıl ve bu kaoslu ortamda 10 yıl gibi bir süre içerisinde mor dayanışma gibi güçlü bir örgütün çıkmasının da çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes devrim yapabilir ama devrimleri kurmak ve inşa etmektir asıl zor olan. Böyle güzel bir hareketi bu zor 10 yılda inşa eden tüm kadın arkadaşlarımıza selamlıyorum. İşte hep bize 5 yıldır üniversitede sıralarda şey söyleniyor, hayır siz bir şeyin tarafı değilsiniz, hayır ben bir tarafım, kadınların tarafındayım, emekçinin, sosyalistin tarafındayım ve örgütlenmek kadınlar için ne kadar büyük bir ihtiyaç bunu görüyorum, biliyorum ama en çok da gazeteciler için bunu söyleyebilirim ki ekmekten, sudan daha acil bir ihtiyacımız varsa o da örgütlü bir kadın gazeteciliği. Çünkü biz bu toplumda yalnızca o patrondan, yalnızca o medya sahiplerinden görmüyoruz bunu. Birebir işte o çok devrimci gördüğümüz kurumların gazetecilerinden, işte oradaki örgütlü erkeklerden, en basitinden her 8 Mart'ta gittiğim her kadın örgütüne de söylerim şu erkeklerin haberine işte poz vermeyin, gerekiyorsa almayın meydana diye. En basitinden ben o gün oraya gelirken bir kadın gazeteci olarak yalnızca sizlerin haberini yapmaya değil, kendi günümü de aslında orada yaşamaya geliyorum. Pek çok eylem de öyle. Burası da yine benim için öyle. Tüm gün haberimi yaptım. Kendimi eklemeden bu haberi vereceğim. O kadar zor şeyler yaşıyoruz ki ama bunlar biz gazeteci olduğumuz için yaşadığımız şeyler değil. Sizin başka başka meslek gruplarında kadınlar olarak yaşadığınız şeylerin bir benzeri ve bir devamı. Sadece belki farklı olarak bunu yaşıyor olabiliriz. Çok hedefteyiz. Yani bunu her dakika hissediyoruz. Pek çok arkadaşımız cezaevlerinde, pek çok arkadaşımız sadece bir haber yüzünden ya da sadece 8 Mart'ta şöyle 2 hafta kala bir operasyon yapalım da oranın gücünü söndürelim denen o örgütlü kadınlar gözaltına alındığında ya da tutuklandığında El Fazlı'ya gidiyor ister istemez gözüm. O da buradaki bizim alanda pek çok anda böyle omuz omuza haber yaptığımız çok kıymetli Kürt bir kadın gazeteci ve onun yoldaşları, işte kadın gazeteciler, biz hep hedefteyiz, bunu hissediyoruz ama ben bunun da çıkışını her yerde olduğu gibi örgütlülükte görüyorum, kadın mücadelesinde görüyorum. Verdiğimiz mücadeleyi çok kıymetli buluyorum ve bu mücadeleyi toplumun her yerine taşıyabilmek için, mümkün olduğu kadar görünebilir kılmak için de biz gazetecilerin daha örgütlü ve daha iç içe bir mücadele vermesi gerektiğine inanıyorum. Konferansı ve 10. yılımızı çok en işlemlerimizden